6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezi depremlerde büyük hasarın meydana geldiği illerden biri olan Malatya'da yerinde dönüşüm projesiyle ilk kazma vuruldu. Yıkımların büyük olduğu kent merkezinde bulunan Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın yerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ilk etapta 7600 metre alanda 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecek. Malatya'nın kent hafızasının korunması adına yerinde dönüşüm projesiyle hayata geçirilecek olan çarşının temel atma törenine katılan Bakan Mehmet Özhaseki, 6 Şubat günü büyük bir felaketle karşı karşıya kalındığını hatırlattı. Hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Malatya'da 100 binden fazla bağımsız bölümün yıkıldığını da belirten Bakan Özhaseki, yeniden inşa süreciyle ilgili de çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi. Bizim Malatya'mız için söylüyorum, 100 binden fazla bağımsız birim yok oldu. Dörtte üçü ev, dörtte biri de iş yeri. Şu anda 25 bin civarında inşaata başladık, devam ediyor. Ama bir taraftan da bütün bunlar yapılırken, İşlerimizin yerinde de görülmesi lazım. Bizim rezerv alanlarda başlattığımız inşaatları sizler göremezsiniz. Ve buralarda böyle beklediği sürece hepimizin psikolojisi de bozulur. Böyle olunca bir taraftan harfiyatları kaldıracağız, bir taraftan zemin etütlerini yapıp sağlam zeminler üzerinde biz çarşılarımızı yeniden inşa edeceğiz. Onun içindir ki buradayız, onun içindir ki gayret ediyoruz. Ama şuna herkes emin olsun ki, böyle bir felaket bir başka milletin başına gelse kimse bunun altından kalkamazdı. Bizim şöyle de bir mecburiyetimiz var. Rezerv alanların tamamında hasarları gideremeyiz. Çünkü o kadar elimizde geniş boş hazine araziler yok. Bir taraftan da sizler bu bölgelerde yaşayanlar kimse hatıralarından, geçmişinden uzaklaşmak istemiyor. İş yeri olarak da, konut olarak da. Herkes yerinde yeniden daha sağlam, daha güvenli bir şekilde yapılar yapılsın. Biz işlerimize bakalım ve devam edelim istiyorlar. Bütün illerde yaptığımız toplantılarda ki biraz önce Bülent Bey de söyledi, partisi hiç önemli değil. Gittiğimiz her yerde muhalif partilerin bize senelerce söz söylemiş olan insanların partilerinin milletvekillerini de davet ediyoruz. Onlara planlamaları gösteriyoruz. Ne yapmak istediğimizi anlatıyoruz. Çünkü bu şehirlerde hep birlikte yaşıyoruz. Biz bu depremin yoğun yaşandığı yerlerde tam 23 tane büro kurduk. İmar şimdi bize geçti. İmarda biz şu anda yetkiliyiz. Ve bu 23 büroda gelen vatandaşlarımızın bütün sorunlarına cevap verilecek. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Burada da bir taraftan istiyoruz ki şehrin merkezleri canlansın. Eski o canlı, neşeli haline yeniden dönsün. Hızlı bir şekilde işe girelim. Doğru, harfiyatlar devam ediyor. Ama müsait olduğumuz boş yerlerde de biz inşaatlarımızı yapalım istiyoruz. 5000'den fazla esnafın yaşadığı bu bölgede biz bakanlık olarak şimdi işe kendimiz başlıyoruz. İnşallah burayı yaptıktan sonra çevreye doğru da yayılarak yapmaya devam edeceğiz.